Türkiye'de neredeyse son çeyrek asırdır ağır bir baskıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet'in kuruluş değerleriyle, laiklikle meselesi olan, kavgası olan bir iktidar ve üstelik giderek otoriterleşen bir liderlik. Bununla karşı karşıyayız ve bunun karşısında maalesef tüm kurumların ele geçirildiği bir ortamda halkta da muhalif kesimlerde de belki haklı olarak bir yılgınlık var. Mücadelenin bir işe yaramayacağını düşünenler, hatta bu son seçimde sokakta karşılaştığımız seçmenin içinde de oy vermeye gitmeyi düşünmüyordum ama siz aday olduğunuz için gideceğim diyen çok sayıda Çankayalı ile karşılaştım. Yılgınlık, mücadelede kaybetmişlik duygusu geleceğe dair umutsuzluğa da sebep oluyor. Tabii Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi yaşanmakta ve bu ekonomik krizde orta sınıfı yok etmiş durumda neredeyse. Ve milyonlarca yoksul gelecekten umutsuz, ne yapacağını bilmez vaziyette, gözünü siyaset kurumuna dönmüş ama beklediği umut ışığını da göremeyen milyonlarca insan var. Onlar için yeniden umut olmak gerekiyor, mücadeleye devam edelim diye bu ülke özgür, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını sürdürebilsin diye. Gazetecilik yaparken de gazeteci taraftır dedim ben hep. Bu iddiayı ekranda dile getirdim. Taraftır ama sermayenin yanında değil, emeğin yanında taraftır. Ezenin değil, ezilenin yanında taraftır. Güçlü olanın değil, haklı olanın yanında taraftır. Sesini duyuramayanların sesinin duyurulmasını sağlar. Kamuoyu adına söz söyler gazeteci. Ben buna dikkat ettim yıllar boyunca ekranda ve hiçbir zaman yalan haber, yanlı haber yapmadım. Taraftım, bakın ayırdığına dikkat edin. Ezilenden yana, sesini duyuramayandan yana, haklı ama güçsüz olandan yana taraftım. Şimdi baktığınız zaman aslında birbiriyle çelişen şeyler değil. Bu ülke için hepimizin yapabileceği şeyler var. Konfor alanlarımızdan çıkmamız lazım dedim. Ve sokakta, ekranda o seyirciyle kurduğum bağı sokakta birebir gözlerinin içine bakarak, dertlerini dinleyerek ve seslerini yükseltmelerine yine yardımcı olarak, farklı mecralarda seslerini yükseltmelerine yardımcı olarak aslında maceraya devam ediyoruz. Bu maceranın sonunda ya hep beraber kurtulacağız ya da hiçbirimiz. O eskimiş bir slogan değil, emin olun. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ama nasıl ünlü olduğunuz önemli. Ben bir gecede bir yetenek yarışmasıyla ya da işte yaptığım yemeklerle, çıkarttığım albümle popüler olmadım. Ben 30 yıla yakın süre televizyonda haber sundum. Ve özellikle 2013 Gezi direnişinden bu yana çıktığım her yayında sakıncalı piyade damgasını yedim. Giderek ağırlaşan, medya üzerinde giderek ağırlaşan baskıya karşı sansüre, otosansüre boyun eğmeyerek, onunla mücadele ederek her gün söz söyledim. Ve bu ister istemez bir tanınırlık da getirdi beraberinde. 2017 referandumunda tek adam rejimine hayır diyeceğimi haykırıp işsiz kalmış bir gazeteciyim ben. Dolayısıyla bu tanınırlık, hani halkın sorunlarından kopuk, kaftanda yaşayan bir ünlünün, popüler kişinin tanınırlığı değil. Bu ün halkın sorunlarıyla haşır neşir olmuş, çözüm yaratmaya çalışmış bir gazetecinin 30 yıllık ekran macerasının sonunda gelmiş bir ün. Dolayısıyla şu an bulunduğum yerde de bir ünlü aday olarak değerlendirilmek belki biraz haksızlık olur diye düşünüyorum bana. Türkiye solu yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden şarkı söyleme hevesiyle dolu yüz binlerce kişiyle sahada. Bu umudu yükselten bir durum. Genel seçimlerde 1 milyona yakın oy aldı Türkiye İşçi Partisi. Bu çok önemli bir eşikti. Çok önemli bir çıtaydı. Evet, Behice Boranların İşçi Partisi yıllardan sonra 2010'ların sonunda yeniden ve kendi adıyla siyaset sahnesinde yer aldı. 4 kişiyle de nasıl muhalefet edileceğini çok iyi gösterdiler. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık, Barış Atay'la 40 kişilik muhalefet sergilediler. Ve bu toplumda karşılığını da buldu aslında. Şimdi nasıl muhalefet edildiğini gösteren o kadroların yerelde nasıl iktidar olunabileceğini gösterme zamanı. Çünkü eleştirmek değil sadece yapmak.
halkımız için çok önemli. Yapabileceğimizi göstereceğiz hep birlikte ve iktidara giden yolu yerelden öreceğiz. Dünya üzerinde yükselen faşizm tehdidi Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda. Bunun karşısında durabilecek olan hareket de emek hareketidir. Evet, ben 2013 Gezi'den sonra sakıncalı piyade ilan edilmiş bir gazeteci olarak 2017 referandumunda bir başına 50'ye yakın şehri gezip tek başına hayır kampanyasının bayraktarlığını yapmış bir isim olarak yıllar sonra kendimi örgütlü mücadelenin içinde Türkiye İşçi Partisi'nde buldum. Şu anda da parti meclisi üyesiyim. Karar organındayım. Sera Kadıgil gibi, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan siyasi macerasını Türkiye İşçi Partisi'nde daha da yükseltmiş durumda. Yüzünü sola, daha da sola dönmüş yoldaşlardan biriyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Çankaya'da bugüne kadar hep partiye zarar gelmesin diye oy vermiş, partiyi korumak için oy vermiş. Ben onlara şunu söylüyorum: artık partiyi siz düşünmeyeceksiniz. Parti, oy verdiğiniz parti sizi düşünecek. Sizin için neler yapılabileceğini düşünecek. Siz Türkiye İşçi Partisi'ne oy vereceksiniz. Türkiye İşçi Partisi de birlikte neler yapılabileceğimizi düşünüp tartışıp sizinle birlikte karar alacak diyorum. Yeni bir yönetim anlayışı birlikte doğuracağız diyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının en başındayız. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle, katılımcılıkla, toplumcu bir anlayışla daha da yükselteceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım. Cumhuriyet'in kurulduğu yerde, Ankara'nın göbeğinde, Çankaya'da aday olmak bu yüzden de önemli benim için. Evet, genel seçimlerde milletvekili adayı olduğunuz şehrin tüm problemlerini bilmeyebilirsiniz. Ama o şehrin neyi ifade ettiğini iyi bilmelisiniz. İzmir'de aday olmuştum. İzmir çünkü AKP iktidarıyla mücadele demek, laiklik demek, İzmir'in kırmızı çizgisi, özgürlük demek. Bunun bayraktarlığını yapabileceğini düşünüp orada milletvekili adayı olmuştum. Şimdi doğup büyüdüğüm yerde, Ankara'da, Çankaya'da adayım. Çankaya'da bütün sorunları bizzat yaşıyor ve nasıl üstesinden gelinebileceğini biliyorum. O yüzden bu bir yerel seçim, kentin sorunlarını çözmeye dair seçim ve bu kez Çankaya'da belediye başkan adayıyım. Burada bir çelişki olduğunu görmüyorum ama söylediğim gibi 2020'lerden önce hepimizin durduğu yer belliydi. Ben hep bütün çözümlerin aslında solda olduğuna inanmış bir isim olarak bir arayışın ardından kendimi çok iyi ifade edebildiğim, Gezi'nin bütün renkleriyle içinde bulunduğunu düşündüğüm bir partideyim. Şu anda Türkiye İşçi Partisi'ndeyim. Benim örnek aldığım, gazeteciliğe başladığımda da örnek aldığım büyük bir çınar var Türkiye'de, Yaşar Kemal. Çukurova'da röportajlar yaptıktan sonra, gazetecilik yaptıktan sonra Türkiye İşçi Partisi'nin radyodaki propaganda konuşmasında ezilmeye ne kadar devam edeceksiniz daha diyen, sizin sofranızda bir şey yok diyen Yaşar Kemal'in o konuşması beni aslında çocukluk çağlarımdan beri yakalamış ve sol siyasete yönlendirmiştir. Örnek aldığım bir isimdir. Umarım bir 20 yıl sonra Türkiye'de bir İrfan Değirmenci vardı ve halkın yanında yer aldı hep. Gazetecilik yaparken de, siyaset yaparken de hep halkın sorunlarını dile getirdi ve çözüm aradı. Halkla beraber denilerek iyi hatırlananlardan olurum. Ben Mehmet Ali, şimdi kameranın arkasında benim yıllarca birlikte çalıştığım kameraman abim var, Aziz. Şu an bu röportajı çeken. Onunla birlikte Kanal D'de çalışıyorduk, Ankara bürosunda. Mehmet Ali Birant haberleri sunmaktaydı. Mehmet Ali Birant hastalığı sırasında ekrana çıkmaya devam etmişti. Bir röportajında da şunu söylemişti: İyi olarak ansınlar beni, öyle isterim demişti. Ben de öyle söyleyeceğim. İyi olarak anılmak, vicdanlı bir insan olarak anılmak, güçlünün, zenginin değil, ezilenin ve haklı olanın yanında tavır almış bir insan olarak anılmak en büyük arzum.